Sayın Şeyhim, ben sizi çok dikkatli dinledim. Bak Şeyh Efendi Hazretleri, hepimiz bir tarikatın şeyhiyiz sonuçta. Ama bu badeleme skandalından sonra hepimizin canı yandı. Hepimiz üzüldük çünkü biz lekelendik. Yani ya tamam badeliyorsun, badele. Senin geleneğindir ama yakalanma. Bak gizli kameralarla, ses kayıtlarıyla bizi deşifre ediyorlar. Teknolojiye biraz uzak durmamız lazım. Yani kapıda olmasa bir kontrol X-ray cihazından geçirmemiz lazım. Gelen müritlerimizi badeleyeceksek eğer. Tabii, tabii yani bunu. Ben şimdi bakın şöyle bir şey düşündüm. Ya bak efendim, Şeyh Efendi Hazretleri, şu anda benim telliklerim satılmıyor ya. Yanmaz kefenler elimde kaldı. Kimse almıyor. İtibarımız sarsıldı. Bizim bunu onarmamız için ben bir şey yazdım. Söz bir beste yaptım. Onu okuyayım, bir birlik yapalım. Beraber olalım diyorum. Birlikte hareket edelim. Bir özde şeyhler birliği kuralım diyorum. Şöyle sözleri müsaadenizle. Sözde değil, özde şeyhiz. Kalitemiz, mucizemiz. Ana akım, tarikatiz. Aldanmayın. Sözde şeyhe, badelerler, inan keyfe, uzman kadro, temiz mekan, 7/24, açık dükkan, miskü amber, losyon kokan, aldanmayın sözde şeyhe, badelerler, inan keyfe. Nasıl? Daha var da ben bu kadar. Alo? Şeyhim tamam, ben sizin badelemenize burada bir şey gönderme yapmıyorum yani. İmaj olarak öyle kendimizi görse, siz yine badelemenizi yapın, badeleyin. Biz de denk geldiği zaman badeliyoruz yani şimdi. Alo? Ya niye kapatıyorsunuz bu telefonu?